Sayın Bakanlarımız birazdan tarih alanımızda olacağından ötürü ayakta kimsenin kalmamasına özen gösteriyor. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklar, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç ve Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan tören alanımızı onurlandırmışlardır. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Hemşehrimiz, değerli spor severler, Mersin
2013 17. Akdeniz Oyunları tesisleri toplu temel atma töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta sayın bakanlarımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Saygıdeğer bakanlarımız, değerli konuklar, basınımızın güzide mensupları. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, akabinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Olimpiyat adaylığımız yolunda ülkemize avantajlar
sağlayacak bir organizasyon düzenlemek. Bunun yanı sıra spor anlamında arkadaşlığı, kardeşliği, ülkeler arası beraberliği sağlayacağı bir organizasyon doğrusu Mersin'e ve ülkemize çok yakışacak Sayın Bakanım. 3.368 katılımcı ile 2009'da İtalya Pescara'da kırılan katılımcı rekorunu 4.000'i aşarak Mersin'de yakalamak ve katılımcı ülke sayısı konusunda da aynı başarıyı sağlamak bir başka hedefimiz olacak. 1951 yılından bu yana Akdeniz oyunları 16. Sayın Gençlik ve Spor Bakanım, Ekonomi Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Valim, çok değerli Mersinliler, sevgili basın mensupları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak en mutlu günlerimden birini yaşıyorum. Çünkü şehrimizde bugün temelini atacağımız çok önemli tesisler var. Bunlardan biri 7500 kişilik spor salonu, 3000 kişilik tenis stadyumu, 1000 kişilik yüzme havuzu ve 500 kişilik spor salonu. Bugün bunların temellerini atıyoruz. Özellikle Mersin dışından gelen misafirlerimize Mersin'i anlatmak istiyorum. Mersin, Türkiye'nin 8. büyük şehri ama vergi sıralamasında en çok vergi veren 5 şehirden bir tanesidir. İstikbali açık ve bu yatırımlar yapıldığı takdirde kısa bir zaman içerisinde atak yapabilecek çok Türkiye'de çok önemli bir şehirdir. Yaptığımız bütün toplantılarda Mersin'in kimliğini araştırdık. Önümüze Mersin bir tarım kentidir dedik. İkinci olarak lojistik kentidir dedik. Üçüncü olarak turizm kentidir dedik. Ve 2013 Akdeniz oyunlarının Mersin'e getirilmesiyle, alınmasıyla Mersin bir kimlik daha kazandı. Artık Akdeniz oyunları 2013'ten sonra bütün Avrupa'da ve dünyada tanınacak önemli bir şehir haline gelecektir. Onun için 2013 Haziran ayını miladi takvim olarak değerlendiriyorum. Yani Mersin ticaret şehri, tarım şehri, lojistik şehri, turizm şehri ve spor kenti olacaktır. Bu bizim için çok önemli bir kimliktir. Sayın Başbakanımız, Sayın Spor Bakanımız, Ekonomi Bakanımız ellerinden geldiğince bu yarışmaların iyi bir şekilde yapılması için mücadele veriyorlar. Biz de kendilerine yardımcı olmak oluyoruz, olmak istiyoruz. Özellikle 2013 Akdeniz oyunlarının Mersin'e getirilmesi konusunda gerçekten çok büyük emeklerimiz oldu. Hatta Sayın Addadi burada, Sayın Valimiz de Cezayir'e gittiğimiz zaman Addadi'ye şunu söyledik, kendisi de gülüyor. Sizden kız istemeye geldik dedik Sayın Addadi. O da Sofi yanındaydı zaten. Sofi'yi istiyoruz dedik. Espri yapalım biraz. O da inşallah dedi. Tabii 2013 Akdeniz oyunları Mersin'e aldıran Spor Bakanımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Burada iktidar muhalefet ayrımı yapmadan gerçekten emek sarf eden herkese, başta Başbakanımıza, çünkü onun talimatı olmadan, mektubu vermeden zaten hatta bu oyunları bize vermezdi. Ona da teşekkür ediyorum. Ekonomi Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda Samsun Valisi Sayın Valimiz Hüseyin Bey'e teşekkür ediyorum. Onunla 13 ülkeyi gezdik. Şimdiki valimize teşekkür ediyorum. Geldiği günden beri emek sarf ediyor. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve Akdeniz oyunlarına emek sarf eden başta Süleyman, neredesin Süleyman? Buradayım. Süleyman. Süleyman'a teşekkür ediyoruz. Sus.
Sufi Lubaki Turku ve Dolatu, Blesman Gördün, Noyker Monotu. Sofi'nin de çok büyük emeği var, komitenin ki bütün arkadaşların emeği var. İnşallah 2013 Akdeniz oyunlarında hiçbir eksiğimiz olmaz. Mersin'e taşınmasında ve Mersin'in bu oyunlarla taşlanmasındaki en büyük katkıyı veren, oyunların alınması için uluslararası alanda en değerli ve bizim için önemli olan belgeyi imzalayarak Mersin'e her türlü yatırımını önüne açan Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda işlerle teşekkür etmek istiyorum. Ve bu oyunların alınması süreciyle yeni kurulan bakanlığın tüm kurumlarıyla, tüm birimleriyle ve bütçesiyle Mersin'de bu oyunların en mükemmel şekilde gerçekleştirilmesi için en büyük katkıyı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve şüphesiz hepimizden belki en yeni Mersinliyim diyen ama en az bizler kadar Mersin'de her an bizlerle olan, her meselesinde olan Sayın Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan'a da içtenlikle teşekkür ediyorum. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi bir bütün olarak milletvekillerimizden, yerelde benim başkanlığımdaki Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm bileşenleriyle Mersin'in başarısı olarak 2013'te aynı zamanda Türkiye'nin başarısı olacaktır. Ev sahipliği yapacağına inandığım bu önemli projelerin hayırlı olmasını temenni eder. Düzenlenen temel atma törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Merkezlerim en kısa sürede tamamlanarak Mersinli vatandaşlarımızın hizmetine açılması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Değerli konuklar, Mersin 2013, 17. Ağabeyimizin çok değerli Ekonomi Bakanımız, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, yerel yöneticilerimiz, Mersin ilimizin ve çevre illerin adli, siyasi, idari, mülki erkanı, siyasi partilerimizin çok değerli il ve ilçe başkanları, candan aziz Mersinliler, muhterem hanımefendiler, genç kardeşlerim, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Mersin adına gerçekten tarihi bir adımı atıyoruz sizlerle birlikte. Bugün Mersin tarihinde deftere işlenecek olan, unutulmayacak olan, zihinlerde yer edecek olan önemli bir tarihtir. 20 Ocak 2012 tarihini hepiniz bir kenara not edin. Sayın Haddadi burada temel atma merasimini özellikle Akdeniz Oyunları Komite Başkanı Sayın Haddadi'nin de Türkiye'de olacağı bir tarihe denk getirmek istedik. Çünkü bir günde atılacak bir adımla Yunanistan'ın 5 senede yapamadığını biz şu önümüzdeki bir yıl içinde Mersin'e kazandıracağız. Ben bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün yaşanan güçlüklerden bahsetme günü değil, hepsini geride bıraktım. Bugün emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür etme günüdür. Ayrıca bir güzel bir niteliğe daha tanıklık ediyoruz. İktidar milletvekili arkadaşlarımızın buradaki varlığından duyduğu memnuniyet zaten kuşkusuz. Onlar zaten icraatı bir anlamda temsil eden noktadalar. Ama ben ayrıca ve özelde muhalefet milletvekili arkadaşlarımızın bu salonda bulunmalarından da ziyadesiyle memnuniyet duyduğumu ifade etmeyeyim. Zaman zaman görüşler ayrışabilir, başkalaşabilir. Dünya görüşleri, hayata bakışlar değişebilir. Ama söz konusu Türkiye'nin itibarı, söz konusu Türk
Türk milletinin sınandığı işlerin başarılması olduğunda iktidar ve muhalefet ayrımı anlamsız bir ayrım haline gelir. Büyük Önder'in dediği gibi söz konusu vatansa gerisi teferruat. Biz böyle bak. Sihirli bir dokunuşla Mersin'in spordaki altyapısını baştan sona değiştiriyoruz. Dört temeli bugün atacağız. Onları sizlerin dikkatlerinize sunuyorum. Her biri tek tek gelip temel atmaya, her biri takdir edilmeye, her biri kuvvetli alkışlarınızla buluşmaya layık eserler. Bugün temelini atacağımız projelerden bir tanesi Mersin'i aynı zamanda bölgede bir tenis merkezi haline getirecek. 3000 kişilik açık ve kapalı kortlarıyla tenis kompleksimiz Mersin'e hayırlı uğurlu olsun. Bir diğer eser büyüklüğüyle, hacmiyle ve uluslararası standartlara uygunluğuyla Mersin'i Akdeniz oyunları sonrasında da uluslararası spor organizasyonlarının yapılabileceği bir kent haline getirecek. 7500 kişilik spor salonu Mersin'imize hayırlı uğurlu olsun. Bir diğeri yine uluslararası standartlara uygunluğuyla Akdeniz oyunları sonrasında da aynı şekilde Mersin ilimizi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak bir kent konumuna taşıyacak olan bir diğer tesisimiz. 1000 kişi izleme kapasiteli olimpik yüzme havuzumuz Mersin ilimize hayırlı uğurlu olsun. Ve yine bir diğer tesisimiz, bugün temelini atacağımız dördüncü eser, 7500 kişilik salonla birlikte alternatif branşlardaki müsabakaların yapılmasına imkan sağlayacak olan uluslararası standartlara uygun 500 kişilik spor salonumuzda Mersin ilimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli Mersinliler, ihalesini yaptığımız, yer teslimi gerçekleşen, şantiyeleri kurulan ama temel atma merasimlerini daha sonraki tarihlere bıraktığımız iki eserimiz daha. Her şeyle beraber süreçleri tamamlandı. Fakat bugün sizi hem burada, hem stadyumun yapılacağı alanda, hem de Olimpiyat Köyü'nde bulundurmak, sizleri yormak olacağından diğer temel atma merasimlerimizi sonraki bir tarihe bıraktık. Ama ihalesini yaptık. Yer teslimi gerçekleşti. Şantiyesi kuruldu. Hafriyat çalışmaları başladı. Mersin Stadyumu Mersin'e hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki ay sizlerle birlikte stadyumun da temelini gelip burada sizlerin şehadetiyle atma imkanını yakalamış olacağız. Bir diğer konumuz, hemen ifade edeyim, yalnız onu söylemeden önce Mersin'de Kredi ve Yurtlar Kurumu anlamında hükümetlerimiz döneminde kazandırılan birkaç eseri sizlerle paylaşmak istiyorum. 2008 yılında Mersin Taşucu'nda 450 kişilik bir yüksek öğrenim öğrenci yurdu. Yine 2008 yılında Mersin Tarsus'ta 240 kişilik bir yüksek öğrenim öğrenci yurdu. 2009 yılında Mersin merkezde 507 kişilik. 2009 yılında yine Tarsus ilçemizde 192 kişilik. 2010 yılında yine Mersin merkezde 348 kişilik. 2011 yılında Erdemli'de 170 yatak kapasiteli yurtlarımız hizmete açılmış bulunmaktadır. Bu yurtların her şeyden evvel hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Halen yapım devam etmekte olan bir önceki gelişimizde inşaat çalışmalarını rektörümüzün de katılımıyla birlikte ziyaret ettiğimiz bir diğer projemiz. Ona inşallah kısmet olursa 2012 yılında eğitim öğretime kazandıracağız ve öğrencilerimizi o yurtta barındırmaya başlayacağız. 1060 kişilik yapımı tamamlanma aşamasına çok yaklaşan Mersin Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu. Koyduk bunları bir kenara.
Esas sizinle paylaşmak istediğim şudur sevgili Mersinliler. Dialisi tamamlandı, yer teslimi bitti, proje çalışmaları detaylarıyla süreci sona erdi. 3570 kişi kapasiteli Mersin Olimpiyat Köyü'nün ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Abi video çekimi yok, ben işime giriyorum. Tamam. Akdeniz Oyunları Mersin'e sadece 30 branşta spor aktivitelerini kazandırmış olmayacak. Rakamı yanlış hatırlamıyorsam Mersin Üniversitesi'nin öğrenci toplamı 20 bin civarında. 30 bin, %546 şu Olimpiyat Köyü ile birlikte Mersin'deki yatak kapasitesinde sağlamış olacağımız artış %546 olacak. Ve Mersin'e sadece oyunlar nedeniyle kazandırdığımız ilave yatak kapasitesi 4700'ün üzerinde çıkmış olacak. Bu oranla da Mersin Üniversitesi yurt yatak kapasitesi öğrenci oranına kıyaslandığında en yüksek oranı taşıyan üniversite haline gelmiş olacak. Yani sadece oyunlarda kalmakta kalmayacak. Zaten davetiyemiz evine ulaşmıştı. Az evvel gelen telgraf da bunun göstergesi. Şuna inanın, o teminat mektubuyla iş bitmiyor. İhaleleri yapacak, yatırımları tamamlayacak, kaynakları Mersin'e aktaracak, dirayetle kararlılık ortaya konmuş olmasaydı bu işleri bizim başarmamız söz konusu bile olmaz. Mersin'in arkasında sapasağlam duran, dimdik duran, Akdeniz Oyunlarına limitsiz bir destek ve katkı sağlayan, rakamı, parayı, pulu önemsemeden Mersin'in ve Türkiye'nin bu büyük imkandan yüzünün akıyla çıkması için hepimize destek sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da Mersin'den sizler adına selamlarımızı iletiyor ve teşekkürlerini bildiriyor. Sevgili Mersinliler, bu yük hep birlikte kaldıracak olduğumuz bir yüktür. Mersin'in bütün dinamikleri, valisi, belediye başkanı, belediye başkanları, milletvekilleri, bakanımız, bakanlarımız, hükümetimiz, tamam gördüm dayı. Tamam. Bu hizmetleri yapmaya, işleri bitirmeye, kararlılık içinde hep birlikte devam edeceğiz. Mersin elini taşın altına koymuştur. Mersin Akdeniz Oyunlarına sahip çıkma iradesini perçinlemiştir, sergilemiştir. Bugüne kadar emeği geçen Kürşat Düzmen Bakanımızı da dahil ederek, Zafer Çağlayan Bakanımızı mutlak surette sürece dahil ederek, milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, Mersin halkımız hepinize yürekten canı gönülden teşekkür ediyor. Tesis ve eserlerin Mersin'e, Mersin halkına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun. Mersin 2013 17. Akdeniz Oyunları tesisleri toplu temel atma töreni katılımlarıyla onurlandıran Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ın konuşmalar yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, çok değerli valim, değerli milletvekillerim, değerli dostumuz, our brother Atadi, çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, bugün bu heyecanı, bu mutluluğu aynen Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi adeta bir düğün törenini beraber ifade etmek için bugün burada bizimle olan tüm Mersinli hemşehrilerimi, kardeşlerimi selam ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, değerli hemşehrilerim, hatırlarsınız geçen yıl Mayıs ayı, bundan 6-7 ay önce Mersin'e milletvekili adayı olarak görevlendirdikten sonra sizlerle yine bu salonda, sizlerle Mersin'in birçok yerinde birlikte beraber
Mersin'e gelmekten duyduğum heyecanı onuru belirtmişti. Ve demiştim ki ben içinizde en yeni Mersinliyim. Ama bilin ki en az sizin kadar ben de Mersinliyim ve bundan şeref olur duyacağım dedim. Ve bugün şükürler olsun o onuru o şerefi yaşıyorum. Ve şimdi aynen söz verdiğiniz gibi Mersin'in bir marka şehir olması, Mersin'in Türk ekonomisinin en önemli limanlarından biri olması, bölgenin en önemli ili olması ve Mersin ve Mersin'den hak ettiği tüm yaşam kalitesini, altyapı hizmetlerini getirme noktasında 24 saat karanlıkta çalışacağımızı size ifade etmiştik. Şimdi artık o vermiş olduğunuz sözlerin tek tek yerine geldiğini görüyoruz. Ve bugün bunların yapılmasında Akdeniz oyunlarının Mersin'e, dolayısıyla Mersin'in tüm dünyaya tanıtılmasında ve Mersin'e kalıcı eserler bırakan, hepimizin yüzünü artacak olan bu güzel tesislerin, bu güzel oyunların Mersin'imize kazandırılmasında dirayetini, kararlılığını ortaya koyan Sayın Başbakanıma ben de bir Mersinli olarak teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum kendisine. Ve yine teşekkürümü Akdeniz oyunlarının Mersin'e verilmesinde her türlü desteği veren valilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli rektörümüz, Sayın Eski Bakanımız Kürşat Tüzmen ve aynı şekilde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve emeği geçen her Mersinliye, valisinden, bakanından, milletvekilinden, belediye başkanına, basın mensuplarının tamamına gönülden teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti Mersin'e getirdikleri için. Ve şimdi Mersin güzel bir günü yaşıyor. Biraz evvel değerli bakanım çok net ifade etti. Genç bir gençlik ve spor bakanı. Evelallah biliyorum ki o dinamizmiyle, o gençliğiyle Akdeniz oyunları konusunda bugüne kadar vermiş olduğu Mersin'e olan desteklerini ister Akdeniz oyunları olsun ister olmasın her alanda Mersin'in tüm içeriğiyle beraber destek vereceği için şimdiden kendisine teşekkür ediyorum. İyi bir alkış istiyorum kendisine. Çünkü Mersin'imizin her ilçesini gezmiş, hemen hemen her tarafına gitme imkanına sahip olmuş, çok kısa sürede bunu gerçekleştirmiş bir kardeşimiz olarak Sayın Bakanım gittiğimiz çoğu yerlerde bizler köylerde kardeşlerimiz, gençlerimiz futbol sahaları istediler. Spor salonları istediler. Yüzme havuzları istediler. Biz de dedik ki inşallah bütçemiz imkanlarıyla bakanımız, hükümetimiz bu konuya mutlaka gerekli duyarlılığı gösterecek. Mersin'e spor konusunda yapılması neyse hepsini bir bir inşallah gerçekleştireceğiz. Çünkü Mersin'e her şey yakışır. Mersinli'ye her şey yakışır. Mersin'de Mersin'de her güzel şeye layık. Ve bu anlayışla Akdeniz oyunlarının şimdi artık sözün bittiği, icraatın başladığı noktadayız. Ve bugün temelini atacağımız 4 tesis. Arkasından biraz evvel değerli konuşmacıların Sayın Bakan'ın ifade ettiği gibi futbol stadı ve bununla beraber yapacağımız tüm Akdeniz oyunları bünyesindeki her türlü etkinliklerimizi inşallah sizlerle bir bir hizmete geçireceğiz. Evet, bunun sırasında 516 gün kaldı. Sayılı günler çabuk geçiyor. Akdeniz oyunları geldiği zaman 13 ve 20 Haziran arasındaki bir haftalık günde yapılacak. Ve bu bir haftalık süre içinde yapılacak olan Mersin'deki Akdeniz oyunları Mersin'i tüm dünyaya tanıtacak, tüm Mersinleri dünyaya tanıtacak. Dünyanın ve Akdeniz'in gözü Mersin'in üzerinde olacak. Bu tesisler için değerli bakanımın ifade ettiği gibi Sayın Başbakanımız bilhassa vermiş olduğu talimatlarla gereken neyse, Mersin'in ihtiyacı neyse hepsi yapılacaktır ifadesiyle yapılacak olan bu tesisler öyle bereketli olacak ki, öyle hayırlı olacak ki bugünden başlamak üzere Mersin'e, Mersin esnafına, Mersin'deki işçilerimize, çiftçimize, köylümüze bol bereketler getirirken
oyunlar esnasında da taksicisinden berberine turizm tesisine varıncaya kadar çok önemli kazanımlar getirmekte kalmayacak. Akdeniz oyunlarının bitmesinden bir hafta sonra artık Türkiye'nin ve Mersin'in malı olan bu tesisler, ömür boyu Mersin'de kalacak olan bu tesisler, evvelallah Mersin'i bir taraftan Türk turizminin, dünya turizminin önemli bir merkezi yapacak. Artık uluslararası kongreler, uluslararası karşılaşmalar artık Mersin'de yapılacak. Dünyanın en büyük organizasyonları evvelallah Mersin'de yapılacak. Ve Mersin'de esnaf kardeşim benim, berberi, terzisi, manavi taksicisi, bakkalı, çiftçisi, köylüsü artık ürünlerinin en iyi şekilde para ettiğini ve işsiz kardeşlerimizin en iyi şekilde iş bulduğunu ondan sonra göreceğiz. Akdeniz oyunları Mersin'e geçici olarak geliyor. Ama şunu biliyoruz ki Akdeniz oyunları çerçevesinde yapılacak olan tüm tesisler artık Mersin'in malı oluyor. Hayırlı uğurlu olsun Mersin'e. Karışmayın. Ya ona karışmayın, bırakın. Bak. Karışıyoruz. Karışmayın. Tamam, o sizden iyi dinlemesinizdir. Karışmayın ona ya. Bunu sesini kesin. O sen zaten oturursun. Sesini biliyorsun. Ve değerli kardeşlerim, tabii heyecanı göstermiyorsun. Ne yaptı yani onlar? Şunu ifade etmek istiyorum ki, Mersin'le ilgili daha çok projelerimiz var. Mersin aslında son derece önemli birlik ve beraberliği göstergesi olan bir şey. Bakın Mersin, ben bunu bilmezdim. Mersin'e gelince öğrendim. 16 ayrı inanç grubunun bir beraber kardeşçe yaşadığı bir şey. Evet Mersin, Türkiye'nin en güzel mozaiğine sahip. Arabıyla, Türküyle, Kürdüyle, Yörüğüyle, Romanıyla bir ve birlik içinde kardeşçe yaşayan, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla her inanç kesimlerinin bir arada olduğu, kardeşliğin ve dostluğu olduğu bir yer. İşte bundan dolayıdır ki ben Mersin Bayburt'una olan desteğimi pazara kadar değil, mezara kadar vereceğim dedim. Bu örnek bir göstergesi. Ve şükürler olsun ki Mersin Bayburt'u değerli başkanı Ali Kahramanlı kardeşim başta olmak üzere, hocasından sporcusuna, malzemecisine varıncaya kadar şükürler olsun yüzümüze arttı. Artık Mersin İdman Yurdu 28 liradan sonra Türkiye Süper Ligi'nde şu anda temsil ediliyor. Mersin İdman Yurdu'nun özellikle bizler için vermiş olduğu bir hedef var. Şimdi Mersin İdman Yurdu Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Türkmeniyle, Romaniyle, Alevisiyle, Sünnisiyle herkesin ortak idealde buluşmuş olduğu bir yer. Evet şimdi biz de diyoruz ki bu Türkiye'nin sevdalısı olan, bölünmez bütünlüğünden yana olan, kalbi Türkiye için çarpan, bayrağının tekniğinden, vatanın bölümünden yana olan, ırkı, dini, inancı ne olursa olsun hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ve sen de sevmeye devam edeceğiz bundan sonra. Mozaik. İnançları, çeşitli farklı görüşleri bir araya gelip bir ve beraber kardeşçe yaşadığı yer. Bu çerçeveden hareketle inşallah Mersin için başlatmış olduğumuz projelerimiz bir bir yerine geçecek. Biliyorsunuz Çukurova Uluslararası Bölgesel Havaalanı ihalesi yapıldı. 26 Ocak günü Ankara'da Sayın Ulaştırma Bakanı ben ve ihaleye girmiş, ihaleye almış olan firmayla Çukurova Bölgesel Havaalanı'nda anlaşmasını yapıyoruz. Mersin'imize, Akdeniz bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Hemen arkasından yine söz verdiğimiz üzere Mersin, Antalya, Akdeniz sahil yolu. Silifke taş ucuna varıncaya kadar. Diğer taraftan D400 karayolu. Tarsus-Mersin bağlantısını gerek alt düz geçitleriyle, kavşaklarıyla, gerek şu anda ikili geliş gidiş şeritli olan yolunu evvelallah 3 şeride çıkartacak ve 11 kavşak düzenlemesi yapacak. Mersin'in artık gününü yolda değil, Mersin'in gününü kendi evinde, iş yerinde geçirecek düzenlemelere de geçen hafta
belediye başkanımız, valimiz, değerli milletvekillerimizle beraber Ulaştırma Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantıda mutabık kaldığımız gibi çok yakın sürede inşallah bunlara da başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun bu da hepimize. Ve bugün bu güzel konuşmadan sonra, bu açılıştan sonra bugün burada da yer alan ve Tarsus Kazanlı'da Türkiye'nin en büyük önemli turizm tesislerini yapacak olan 5 firmamızda da hemen öğleden sonra Tarsus Kazanlı'ya gidip şu anda başlamış ve devam etmekte olan yol çalışmalarını beraber yerinde göreceğiz. Allah'ın izniyle hemen Bahar'la beraber otellerimizin artık bir bir temel atmalarını yine sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve değerli yatırımcılarımızın yapacağı yatırımlarla 1 milyar dolarlık yatırımı da Mersin'e gerçekleştirmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun burada. Bakın Tarsus Kazanlı'daki yapacağımız şu andaki tesisler 7600 yatak olacak. Turizm Bakanımızla görüştük. Ve Mersin artık şu anda Antalya'dan sonraki Türkiye'nin en büyük kitle turizminin olduğu bir şehir ilan edilmiştir. Hemen Tarsus Kazanlı'dan devam ederek 7600 yataklı yapmış olduğumuz bu tahsisleri evet artık iki katına çıkarmaya karar verdik ve Tarsus Kazanlı inşallah önümüzdeki yıllarda 16000 yatağın bir arada olduğu dev bir turizm merkezi haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun hepimize. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Kendileri burada. Her biri her bir tesise 100 milyon dolar üzerinde yatırım yapacaklar. 16000 kişinin konaklayacağı bu turizm tesislerinde benim 10.000'den fazla Mersinli kardeşim çalışacak. Mersin'imizin çiftçisinin, köylüsünün tarım ve yaz sebze meyve üretimleri tüm ürettikleri bu otellerde, bu turistik tesislerde tüketilecek. Yaz sebze meyve üretimini, tüm ticari aktivitelerimizi 3'e 5'e katlayacağız inşallah. Bakın Mersin'de gerek işsizlik konusunda, gerek iş yeri açma konusunda çok güzel şu anda artık sinyaller almaya başladık. Size bir rakam vereceğim. Türkiye'de istihdamın %78'ini sağlamış olan, en yüksek istihdam gerçekleştiren 20 ilimiz içinde biliyorsunuz Mersin'de var. 2011 yılı Mayıs ve Kasım ayları itibariyle aradan geçen bu süre içinde Mersin istihdamını Türkiye'de %19.4'te artıran ikinci il olmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun bu Mersin'e. Artık bunları tek tek görüyoruz. Berkanlarımız toplu temel atma töreni öncesinde 3 farklı noktaya bağlanmak suretiyle temel atımlarımız gerçekleşecektir. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç'ı sahneye arz ediyorum. Sayın Bakanlarımıza refakat etmek üzere abi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi Başkanı Sayın Amar Andani'yi, yüklenici firmaları sahneye davet ediyorum. Lan kamera çekiliyor. Ne oluyor? Sayın Bakanımız Kürşat Tüzmen'i de sahneye arz ediyorum. Ve hazırlıkla
Sizlere Toroslardan selam ve saygılar sunuyoruz. 17. Akdeniz oyunlarının Mersin'de yapılacak olmasından Toroslar ilçesi olarak heyecan ve mutluluk duyuyoruz. 17. Akdeniz oyunlarının Mersin'de yapılmasını sağlayan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerimize Toroslar halkı adına çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle şimdi temelini atacağımız kapalı spor salonunun Mersin'e ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Selam ve saygılar sunuyoruz. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Ya Allah bismillah diyerek Soroslar spor salonunun temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, duyuyor musunuz bizi? Duyuyoruz efendim. Duyuyor musunuz? Şimdi bakın. Evet, duyuyoruz efendim. Hiçbir fedakarlıktan esir geliyor. Her türlü fedakarlığı yapıyor. Siz kaymakam olarak, Sayın Belediye Başkanımız Hamit kardeşim de şu anda yanımızda. Biz de şu anda evet Bakan Betoğlu görüyoruz, Sümentöy'ü görüyoruz. Hayırlı olsun inşallah en güzeli, en kaliteli şekilde bunu süresinden önce bitirip teslim ediyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Sayın Bakanlarımız, ikinci canlı bağlantı noktamız Yenişehir. Yenişehir, 1000 seyirci kapasiteli yüzme havuzu. Karşımızda Yenişehir Kaymakamı Sayın Mehmet Mızrak ve Yenişehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Genç var. Evet, sizi dinliyoruz. Sayın Bakanlarım, Sayın Vali, bu güzel yatırım için belediye başkanımızla birlikte Yenişehir halkının minnet ve şükran duygularını sizlere, sizlerin şahsında değerli başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz etmek istiyorum. Değerli bakanlarım, gerçekten bugün bu güzel yatırımın başında tarihi bir anda bulunmaktan büyük gurur ve mutluluk, kıvanç duyduğumuzda belirtmek istiyorum. Bizler için ve Yenişehir halkı için kısaca bu yatırım Sayın Bakanlarımızın, Başbakanımızın ve Sayın Valimizin hizmet zincirinin yeni bir halkasıdır. Sizlere saygılar sunuyoruz. Temel atmak için hazır olduğumu ifade etmek istiyorum. Arz ederim. Evet, değerli kaymakamımız, sizlerle birlikte orada size refakat eden herkese biz de sevgilerimizi iletiyoruz. Yüzme havuzumuz Mersin'e hayırlı uğurlu olsun. Bismillah diyerek temeli atıyoruz. Ben bu arada Sayın Bakanım hemen bir cümle ilave etmek istiyorum. Konuşmalarımız sırasında bir teşekkürü unuttuk. Salondan o noktada kuvveti bir alkış bekleyeceğim. Genç ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüz, tesislerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığımız ve Tesisler Daire Başkanlığımız gerçekten stres altında çok yoğun, hummalı, gece gündüzü bir çalışmayla, büyük fedakarlıklarla bu açılışları hazır hale getirdiler. Kendilerine kuvveti ve alkış sizden istiyorum. Sonrasında risk tesisler dairesinin ve birimlerimizin mühendislerimizin üzerinde. Hepsine teşekkür ediyorum. Tamam, burada. Sayın Bakanlarımız. Sayın Bakanım. Duyuyor musunuz? Yenişehir. Duyuyorum efendim. Sayın Belediye Başkanımız da duyuyorlar mı? Sayın Bakanım, duyuyorum. İbrahim Başkanım, sizlere de hayırlı uğurlu olsun. Ben özellikle siz tabi orada olduğunuz için burada değildiniz.
şansınızda, gıyabınızda size de teşekkür ettim. Sizin de bilhassa bu oyunlarda göstermiş olduğunuz çabaya, yakınlığa ve dostluğa ve anlayışa teşekkür ediyorum ben de size. Ve tesislerimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah süresinden önce bitirip Sayın Bakanımıza teslim ediyoruz burayı. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Bakanlarımız, 7500 seyirci kapasiteli spor salonu ve 3000 seyirci kapasiteli tenis kompleksine bağlanıyoruz. Karşımızda Mersin Vali Yardımcımız Sayın Ahmet Hikmet Şahin var. Yüklenici firma temsilcileri ve işçilerimizle birlikte inşaat alanındayız ve temel atmak için emirlerinizi bekliyoruz efendim. Evet, vali yardımcımıza ve beraberindeki heyete ya Allah bismillah diyerek bu yatırımların amiral gemisi olan 7500 kişilik spor salonu ve tenis kompleksinin temelini atmak üzere butona basmalarını rica ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hepimiz geçeceğiz zaten. Hepimiz hayırlı uğurlu olsun. Tüm Mersin hayırlı olsun arkadaşlar. Sayın Bakanlarımız, değerli konuklar, Mersin 2013-17. Akdeniz Oyunları tesisleri toplu temel atma töreni için sizleri buton başına davet ediyorum. Evet, değerli Mersinliler, müteahhit firmalarımıza da Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü 350 gün gibi bir zaman dilimi içerisinde inşallah bitirecekler. Zafer Çağlayan Bakanımız burada, Mısır Adadi de burada. Gelecek yılın bugünü 20 Ocak tarihinde bu tesisleri inşallah hep birlikte açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyor. Temel'e